Kuyruklar arttı. Doğal olarak beklenti asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmayacak. Ancak asgari ücretin 14 katı maaş alan milletvekillerine Merkez Bankası tahminlerinin tutması durumunda 43 bin lira zam yapılacak. Hükümetin ekonomi politikasına eleştiren dar gelirliler ekonomiyi düzeltmek için önce saraydan milletvekili maaşından başlasınlar sözleriyle de tepki gösterdi. 10 lira veriyorlar. Ne yaparsan yap emeklilere. Öl diyorlar. Yetmiyor. Yani ne diyebilirim ki? Bir şekilde kendimizi toplamaya çalışıyoruz ama toplayamıyoruz. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. Gözler Temmuz'da yapılacak ara zamma çevrilmişti ki asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklandı. Milyonlarca dar gelirli zamdan mahrum bırakılırken Temmuz'da milletvekili maaşına asgari ücretin 2,5 katı yani 43 bin lira zam yapılacak. Neymiş ekonomi düzeltmiş? Sen ekonomi düzeltmek için önce var ya saraydan başla. Tepeden başla, saraydan başla, milletvekillerinin maaşlarından başla. Yani hayat pahalılığı herkesi etkiledi. Yağmur yağınca herkes ıslandı. Bunu yiyoruz işte. Emeklinin hali bu. Paramız olsa simit yer miyiz? 10 bin lirayla simidi bulduğumuza şükredelim. 10 bin liralık emekli maaşına yalnızca enflasyon farkı kadar iyileştirme yapılacak. Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi'nin enflasyon tahminlerinin tutması halinde ilk 6 ayda tüketici enflasyonu %23,5 civarında gerçekleşecek. Bu durumda işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri %23,5 oranında zam alacak. Böylece aylığı 15 bin lira olan işçi emeklisine 3.525 lira zam yapılacak. Hayat çok zor, geçimimiz çok zor. Maliye Bakanı sağ olsun, oradan oraya, oradan buraya, buradan oraya öyle aktarıyoruz. Hayat kredi kartıyla dolu. Ama bu ülkeyi yönetenler böyle bizi perişan bir hale soktu. Ay sonunu borçla getirebilen dar ve sabit gelirlilerin bir tepkisi de kredi kartı faiz oranlarında yapılan değişikliğe oldu. Kredi kartı borcunu ödeyebilen de var, ödeyemeyen de. Kredi kartı kullanıyorum. Ama şunu söylüyorum, tamamını ödeyemiyorum. Bir de şimdi %4 binlerini çıkardılar ya, vatandaşı soymak için, tamam mı? Maske ücreti neyse ama ödesini ödeyemiyorum. Bu emekli maaşıyla geçen insanlar bunu ödeyemezler. Sen kredi kartından ne istiyorsun? Vatandaş zaten zor geçiniyor kredi kartıyla. Ha diyorsun insan geber. Krediler o kadar yükseldi ki yani herkes zor durumda. Gelirinize göre kullanmanız lazım. Çok aşarsanız ödeyemeyecek duruma gelebiliyorsunuz. Efendim şimdi Ankara'ya döneceğiz, zira CHP'de bugün hafta sonu yoğunluğu var. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler Çalıştay'ı bugün başlatılıyor. Çalıştay'dan önce de bir Anıtkabir ziyareti var ama tüm detayları Ankara'da Bale Ateş Irmak'tan alacağız. Bale. Evet, iki gün boyunca CHP'nin yerel yönetimler Çalıştay'ı yapılacak Ankara'da. Şu dakikalarda belediye başkanları CHP lideri Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'de. Az önce de Özgür Özel Anıtkabir özel defterini imzaladı. Orada yazdığı notta kullandığı ifadeler ülkemizi ve yurttaşlarımızı içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunluklardan kurtarabilmek, tüm yurttaşlarımızın